Kardeşlerim, elhamdülillah Rabbimiz bizi dinine hizmete ya da hizmet yolunda olmaya muvaffak kıldı. Bu bir nasip meselesi. Bu bir kadere teslimiyetin sonucu meselesi. Burada dine hizmette özellikle üç noktanın bugün 2013 yılının son ayında bugün muhakkak konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bana Salih Bey bir ay oldu bu programı tembih edeli. Hangi şeyleri öne çıkarayım diye çok özellikle tefekkür ettim. Bu bir iki güne kadar da programımı hazırlamamıştım. Yani o zaman bir bakayım ne olur diye. Bugün ısrarla üç şeyi öne çıkarmam gerektiğini sanki vicdanım, kalbim bana baskı yapıyor diye düşünerek öne çıkardım. Bunların birincisi kardeşlerim, İslam nedir sorusuna, İslam namazdır diyen yanlış cevap vermiştir. Değil mi? İslam haçtır diyen de yanlış cevap vermiştir. İslam namaz demek değildir. İslam haç demek değildir. İslam zikir yapmak değildir. İslam Kur'an okumak değildir. İslam Allah ne dediyse ona teslim olmaktır. Bunlardan bir tanesini aldığın zaman İslam'ı bir ucundan tutmuş olursun. O zaman da İslam'ı kaldıramazsın, itersin sadece. Şu dört köşeli masayı bir ucundan tuttuğun zaman sadece devirirsin, kaldıramazsın yerinden. Hafif de olsa kaldıramazsın, ağır da olsa kaldıramazsın. Çünkü dört köşeli bir nesneyi dört köşesini dengeli bir şekilde kaldırdığın zaman kaldırmış olursun, üstündekileri devirmeden. Bir tarafından tuttuğun zaman bazın ne kadar güçlü olduğunu zannedersen et, üstündekileri devirmek zorundasın. İslam'ı sadece namazından yakalayanlar bu hatayı yapıyorlar. Faizci Müslüman üretiyorlar bu sefer. Masanın üstündeki faiz yasağını deviriyor çünkü. Sadece Kur'an okutmayı zannedenler, camide namaz kılmayı zannedenler aynı hatayı yapıyorlar. Sadece tarikatla İslam'ı, Allah'ın emrini yerine getireceğini zannedenler, İslam'ın üstünde ne varsa deviriyorlar ona. Müminleri parça parça ediyorlar. İslam'ı bütün olarak alacaksın. Becerip becerememen başka bir şey. Bir hoca efendinin 100 konuşmasında eğer 100 konuşmanın toplamı firistlendiğinde İslam bir bütün olarak hissedilemiyorsa o hoca efendi değildir ki. Göz doktorudur, sadece göz tamiri yapabilir. Kalp için ona gidilemez. Halbuki biz hastane gibi blok olarak çalışan alimler görmek isteriz. Bu ümmet onlara muhtaçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece ruh terbiyesi mi verip gitti bize? Sadece siyaset mi öğretti gitti? Sadece ticaret mi öğretti gitti? Hayat neyse o hayata kendi şeklini verip gitti. İslam'ı kesinlikle sadece bir köşesinden tutup kaldırma yanlışlığına düşmemeliyiz. Hele hele bu dönemde bunu yapanlar, bilerek bilmeyerek onu Allah'a havale ederiz, İslam'a zarar veriyorlar sonucunda. Misal olarak bir konuyu sadece ele alayım. Eğer biz namaza verdiğimiz önemi, 5 vakit ezan okundu, ezanla beraber mikrofon müezzinin önüne geçti, bizi çağırdı, biz de gittik. Bu 5 vakit namazı gördüğümüz göz, müminlerle kardeş olma düzeyinde
bir şuursa ya da kardeşlik anlayışımız namaz gibi bir şuur anlayışıysa İslam'ı biliyoruz demektir. Abdestsiz namaz kıldın değil mi deyince şakasına bile tahammül edemiyoruz değil mi? Abdestsiz namaz, deli misin lan, ben Müslümanım lan. Abdestsiz namaz olur mu? Peki mümini gıybet ettin. Abdestsiz namaz kılanla ilgili bir ayet yok. Mümini gıybet edene öldürüp etinden kebap yaptın Allah diyor. E sen Kur'an'a iman etmiş Müslümansın. Kur'an'dan namaz ayetlerini almışsın, gıybet ayetini almıyorsun. İftira ediyorsun mümine. Mümini kafire jurnallıyorsun. Mümini satmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin, müminin kardeşidir. Onu düşmanına satmaz diyor. Bu Resulullah vasiyeti değil mi aleyhissalatü vesselam? Şefaat ya Resulullah demekle Muhammedci oluyorsun. Mümini kafire satıyorsun. Niye? Canım mümin ama bizden değil. Sen İslam'ı bir vidasından tutup alıyorsun. Arkadaşlar bir gün otomobille ilgilenen bir arkadaşım bir soru sordu. Ben de onu nasıl bilmiyorsun? Çok basit bir mesele dedim. Namazla ilgiliydi. Dedi ki hocam dedi ya namazın her şeyini bileceğim. Bileceksin tabii dedim. Kılmıyor musun dedim. Peki hocam özür dilerim dedi. Bir dakika sonra dedi ki hocam senin araban var mı? Var dedim. Ehliyetin var mı dedim. Var dedim. Kaç vida var bir arabada dedi. Allah Allah. Ne bileyim kaç vida var senin arabanda dedim. Ben dedi kıldığım namazın bir parçasını bilmiyorum olmuyor da. Sen bindiğin arabanın vida sayısını niye bilmiyorsun dedi. Lan doğru haklısın dedim. Ben de senden özür diliyorum dedim. Ama ben sana cevap verdim. Şimdi sen de bana cevap verdin. 5000 parça var bir arabada hocam dedi. Ve bunların hiçbir tanesi olmadığında o araba yürüyecek araba değildir dedi. En basit vida motoru yerinden düşürür. Kapıdaki bir conta da dahil buna dedi. Şimdi arkadaşlar niye İslam bir parçası olmayınca olabiliyor? Basit bir Japon arabasının bir vidası olmayınca yolda kalıyorsun da İslam'ın hıyanet denecek kadar ağır bir parçası olmuyor sende ama mükemmel Müslüman oluyorsun. Hayır. Onun için camia değiliz biz diyorum. Cemaat de değiliz. Kardeşiz. Çünkü Rabbimiz bizi ey Müslüman cemaat diye isimlendirmiyor. Mümin kardeşler deyiz. İnnemel müminune ihvetun. Allah Hasan el-Benna'ya rahmet eylesin. 20. asrın başına damgasını vuran teşkilatını mümin kardeşler olarak, Müslüman kardeşler olarak kurdu. Biz kardeşlikten başka bir isim kabul etmeyiz. Hocalarımızın elini melini öpmemize gerek yok. Hoca da kardeş zaten. Büyük kardeş o kadar. İslam'ı parçasından tutanlar, masayı bir köşesinden kaldırmaya çalışanlardır. Üstünü devirecek masanın. Yazık edecek masamızın üstündekilere. Şimdi devirmedi, tam kaldırmadı çünkü. Tam masa onun eline geçince her şey devrilecek üstünden. Cemaatmiş, camiaymış, kitleymiş, blokmuş, grupmuş, fırkaymış, böyle isimlerle ilgilenmiyoruz. Mümin kardeşleriz, elhamdülillah. Müminin, mümindeki en büyük haklarından biri ölür, onu ölüme sevk etmez ama. Onu düşmanına teslim etmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii aynı şirkette çalışıyorlarsa, şirketler farklıysa, menfaat meselesini inceleriz tekrar. Denir mi bilmiyorum. Biz genel hatlarıyla konuşuyoruz. Dolayısıyla kardeşler bu dönemde inşallah da kardeşiniz olarak ve onun mutfağını hazırlayan abileri, kardeşleri olarak hepimizin yapmak istediği şey burada, bu gönüllüler toplantımızın da ona destek olmasını Allah'tan diliyorum. Masanın üstünden hiçbir şey dağıtmadan yol almak istiyoruz. Hep beraber kaldıracağız bunu. Hep beraber kaldıracağız.
Sadece zengin ve zekilerle uğraşarak İslam'a hizmet olmuyor. Çift Z cemaati olmaz hiçbir zaman. Zengin ve zeki. Ama adam zeki olmayacak. Adamın zekisi iyi değil, çok soru sorar. Aptal zengin adamlar ama zeki çocuklar. Bu ashab-ı kiramın tanımadığı bir metot, lanet ettiği metottur üstelik. Öyle yapsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abese suresi inmezdi. Zenginleri kovdu Allah, Bilal'le ve Abdullah'la otur sen dedi. Çulsuz Bilal'lerle oturmak dinidir bu din. Zengin ve zekilerin dini değiliz. Herkesin diniyiz. Elhamdülillah. Burada kardeşler bir noktayı vurgulamıyorum. Ama gidişat, dikkat ediniz. Dedim ki cemaat meselesi, camia meselesi konuşuluyor. Biz burada kardeşlik öne çıkarıyoruz. Kardeşliğimizin temel mantığını oturtmak istiyorum. Allah için çalışmakta İslam'ı bütün olarak almak vardır. Bütün olan İslam'ın bir parçasını alarak İslam'a hizmet edemezsin. İslam'a zarar vermeye başlarsın. Çünkü üstünde 100 çeşit parça bulunan bir masanın ucundan tuttun sen, kaldırdın, denge bozuldu. Fakirler o tarafa düştü, filancılar bu tarafa düştü. Sonra ne olacak? Başka kullar gönderip yeniden toplayacak Allah onları. Sen masayı kaldırmak yerine toparlatmaya sebep oldun. Bu birinci noktamız. İslam, Allah'ın emrettiği her şeyin adıdır. Namaz onlardan bir tanedir sadece. Evet, namaz motoru filan yere bağlayan önemli bir şahsedir. Bunu kabul ediyoruz. Namaz basit bir vida değil. Kapı kolu değil mesela namaz. Ama tek şase ile de araba araba olmuyor. Bize Sultan Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra bir dönem işte Viyana'ya gidilene kadar İslam bütün anlatıldı. Viyana'dan beri de hep İslam böyle anlatılıyor. Birilerinin isim zikretmek bana uygun düşmüyor. Sonra pahalıya ödüyorum onu. Birilerinin Birleşmiş Milletler tarafından bile filan yılın adamı olarak, filan yüzyılın adamı olarak anılması, İngiltere'den izleyicilerinin gelmesinin sırrını anlamak lazım. Adam kaç asırdır dünyanın en büyük mütefekkiriymiş. Kaldır cihat maddesini İslam'dan, sen de etki et Müslümanlara, cihatsız bir İslamsın. Ayaklarını da öper İngilizler, merak etme. Cihat var diyenden huysuzlanıyor adamlar. Kardeşler, birinci meselemiz bu. İkinci meselemiz, ben Nurettin Yıldız'ım. Bir cemaatin başı değilim, ebediyen olmayacağım inşallah. Benim cemaatim yok, peygamberim var. Ebu Hanife de benim başım zaten. Ben bir daha başa ihtiyaç yok, bir sürü baş, koparılacak bir sürü baş var. Büyütecek başa ihtiyaç yok. Nurettin Yıldız'ım ama 5-10 tane kardeşim, beni abileri biliyorlar, sizler hocası biliyorsunuz. Ben size en büyük hıyanetimi ne zaman yapmış olabilirim? Mesela sizden toplanmış paraları toplamadık elhamdülillah ama diyelim bir gün para topladık. Bunları cebime indirsem bu hıyanet midir? Elbette hıyanettir. Ama bundan büyük hıyanet var. Peki filan mesele haram olduğu halde ben onu size helal olarak tanıtsam, bu da bir hıyanet midir? Kasten yaptım. Vallahi bu da hıyanettir ama en büyük hıyanet değildir. Biri gelir bunu düzeltir çünkü. Zaten sağlığında düzeltir. Lan Nurettin Hoca yanlış söylüyor, aldanmayın bu adama der. Hafif aklı olan da bir bakalım ne hakikaten yanlış mı söylüyor der. Düzelir bu. Bir baş olarak, müminlerin onbaşısı, yüzbaşısı olarak diyelim, yapabileceğim en büyük hıyanet, kendimi tapınılır adam seviyesine getirmemdir. Bilerek, bilmeyerek. Elbette uzat ayağını, öpelim ayağını, kimse demez ebediyen. O dönem geçti dünyadan. Ama bir örnek vereceğim. Sahabeden biri geliyor,
Diyor ki ya Resulallah, Allah Tevbe suresinde buyuruyor ki Hristiyanlar için, Yahudiler için, hahamları ve papazları ilah ettiler kendilerine. Ben bu ayeti anlayamıyorum ya Resulallah diyor. Niye anlayamıyorsun diyor Efendimiz. Ben Hristiyanları gördüm ya Resulallah, papazlara secde etmiyorlar ki adamlar. Bu ayet eski zamanları mı anlatıyor? Konuyu anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani itiraz yoksa abinin. Anlayamıyor, tefsir istiyor Efendimiz'den. Yani papazlar sen ilahımsın diye insanları önünde tutmuyorlar ki. Ben gittim gördüm, böyle bir şey yok ya Resulallah diyor. Ne buyuruyor Efendimiz? Peki papazların her dediğine hiç itiraz etmeden evet demiyorlar mı diyor. Diyorlar tabii. İşte ilah edilmek budur diyor. Yargılanamaz bir papaz o. Sözü yorumlanamaz bir adam. Ümmeti Muhammed'in alimleri asla böyle değildir. Ebu Hanife henüz hayattayken yetiştirdiği talebelerinden en az 6 tanesi biz senin çok görüşünü beğenmiyoruz diye baş kaldırdılar. Hepsinin saçını okşadı, alınlarını öptü. Çünkü hedefi onu aşacak adam yetiştirmekti zaten. Gayeme ulaştım diye şükür secdesi yapmıştır herhalde. Abdest bozulması bile bir hikmete binaen olan insanlar bu ümmetin alimleri değildir. Bu ümmetin alimi, şeyhi, Allah'ın ve peygamberinin önünde kendisini yok sayan insandır. Ben yokum. Üç talebesi hiç itiraz etmeden peki deyince, bir dostunu çağırıp, benim imanımda bir bozukluk mu var, kimse bana bugün yok demedi ya, diye tereddüt eden insan, alim insandır. Ümmetin lideri bu adamdır. Ömer'in karşısında bile kalkıp, Ömer, sen ileri geri konuşmaya başladın, denebildi. Mülhem adam olduğu halde, fakat Ömer'den, asırlar sonra gelenlerin yanlışlarına bile hikmet gözüyle bakılabildiyse, bu ümmetin temel anlayışında sıkıntılar oluştu demektir. O zaman hahamlarını, papazlarını ilahlaştıran anlayış ortaya çıkmaya başladı demektir. İnşallah Rabbimiz korur ve ihsan ederse bu bizde olmayacak. Olduğu zaman destek olmazsanız siz Allah'la baş başa kaldınız demektir. Hakikati söylüyorum, rica ediyorum. Böyle yapın diyorum. Ama şaka maka Karadeniz çocuğu olduğumuzu da unutmayın. Yani böyle dedim diye. Her yerli değilim, Karadenizliyim. Her yerden değilim. Yani ben ümmetime hizmet etmek istiyorum. Şu konuşmamız bile, bir önceki gönüllüler toplantımız mesela, en az geçen de onu değerlendirdik, hiç değilse 150 kişi ağlayarak bana anlattı. Mesela adam arıyor, selamünaleyküm, aleykümselam, Almanya'dan arıyor, hocam bir şey söyleyeceğim, buyur, morale ihtiyacın varmış yani bir gönüllüler toplantısında anlattın, Allah benim bütün sevaplarımı sana yazsın, al sana moral diyor. İstemem lan, sen dua et yeter. Adam ne diyeceğini şaşırıyor. Yani bu bile çok ciddi bir şekilde dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla ben bugün burada mı bulunsam iyi, bir kardeşimin gönlünü yapmak için düğününde bulunsam mı iyi? İnsan kendime benzetmeye abes oluyor ama yani anlaşılsın diye söyleyeyim. Altın yumurtluyorsa niye kesiyorsun ki tavuğu? Demek ki senin asas derdin altın da değil. Yani altının kıymetini de bilmiyorsun sen o zaman. Yani kardeşler, her yere bir Nurattin Hoca arıyorsun ama o kadar da kolay olmuyor Nurattin Hoca. Delirmemek için çok uğraşıyor Nurattin Hoca. Çocuklarını özlediği zamanlar oluyor. Tam 20 metre ötede benim evim. Çocuk özlüyorum ben. Bizim de evimiz, parkımız var ama onları konuşma ve düşünme zamanı bitti artık.
Birimizin evi olmayacak, birimizin çocukları ona hasret gidecek ki müminlerin çocukları kurtulsun. Müminlerin evleri kurtulsun. Başka bir çaremiz yok. Her vilayetten bir kurbanlık seçeceğiz. Ne edelim? İstanbul'dan da beni seçtiyse Allah, ben razıyım. Yeter ki seçsin beni. Burada kardeşler, bir hocanın, bir alimin, ümmetin önünde duran bir şahsın, yani onbaşı değerinde midir, yüzbaşı değerinde midir, general değerinde midir, ümmete liderlik yapan insanın kendisini putlaştırması, bu dinin özünü kaybettiğini gösterir. Şahıslar bazında. Din dindir gene elhamdülillah. Hocaları bu şekilde test edin. Cami imamlarına gerek yok. Bu namaz kıldırma imamlığını konuşmuyoruz biz. Ümmete namaz zevki verme imamlığını konuşuyoruz. Kendisini sempatik hale getirip, onun bir tırnağının kopması halinde dünyanın yıkılacağını zannettiren, veya böyle zannedildiği halde kendisinin haberi olmayan yanlış yoldadır. Bu anlayışımızı bugün 2013 yılının Aralık ayında bir kere daha perçinlemek zorundayız kardeşler. Üçüncü bir vurgulama yapmaya ihtiyacı hissettiğim şey kardeşler, bizi Rabbimiz Ebu Bekir'in yaratıldığı yer ve zamanda yaratmadı. Ebu Bekir'i de benim zamanımda yaratmadı. Derslerimde defalarca söyledim. Benimle ilgili kıyamet günü bana borç ödemek isteyenler bu sözümü bilinçli bir şekilde evirip çevirdiler. Dedim ki Ebu Bekir o zaman için yaratıldı, ümmetin bir numarası oldu. Aynı Ebu Bekir'i İstanbul'a getirsen bir şey yapamaz. Oranın Ebu Bekir'i o. Burada şaşırır ne yapacağını, bocalar Ebu Bekir burada. Allah burayı için de bir Ebu Bekir yarattı. Hangimiziz o? Onu melekler takip ediyor. Günlük barkod numaralarından bakıyorlar herkese. İstanbul'un, Bursa'nın, Adana'nın, Diyarbakır'ın, Yemen'in, Antarktika'nın, Güney Afrika'nın, Mısır'ın, Nijerya'nın, her yerin her zaman özel bir Ebu Bekir'i vardır. Çünkü Allah bu kainatı Ebu Bekir'siz bırakmayacak. Ebu Bekir'lerin Ebu Bekir'i bir tane ayrı şüphesiz. Yani bir de bütün zamanların Ebu Bekir olmak var, ayrı bir konu. Rabbim beni bugünün Ebu Bekir'i seçtiyse, Halid bin Velid'i seçtiyse, Musab bin Ümeyr'i seçtiyse ve ben bu fırsatı kaçırdıysam, Ebu Cehil'in kaçırdığı fırsata benzer bu. Çünkü Ebu Bekir'le Ebu Cehil'e aynı anda Allah iki fırsat verdi. Aynı düzeyde akrabaydılar Peygamber Aleyhisselam'la. Aynı düzeyde evleri birbirine yakındı. Yaşları aynıydı. Fırsatlar aynıydı. Belki de Ebu Cehil'e daha fazla yalvardı Efendimiz. Daha fazla peygamber gördü kapısında. Kıyamet günü müşrik olarak geberip gittiği için üzüldüğünden çok kaçırdığı fırsata üzülecek. Kaçırdığı fırsat asas önemli. O fırsat zaten onu berbat etti. Dolayısıyla arkadaşlar, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı biz, o günün bir masalı olarak değil, bugünün orijinal şekli olarak görmek zorundayız. Orijinali öyle, bugün de Allah beni istiyor. İş yerim de böyle istiyor. Oto tamircim de böyle istiyor. Memurken böyle istiyor. Eczanem de böyle istiyor. Yolda yürürken böyle istiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh kütüphane kurmadı ki. Hafız da değildi ki Ebu Bekir. Sadece bütün yeryüzü kadar ağır bir yürekle Resulullah'a sadık bir bağla bağlanmıştı. Tonlarca, yüzlerce tonca ağırlıkta bir imanı vardı. Zengin mengin diyorlardı. Vere vere bitti zaten. Tebuk gazvesinde kuruş yoktu. Hicretin 8. senesinde kuruşu yoktu Ebu Bekir'in arkadaşlar. Olsaydı Efendimiz, ayak Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize de bir terlik bul da biz de sizinle gelelim ya Resulallah. Ya da sırtımıza bir kalkan bir şey ver gelelim diyenlere, gelmiş Efendimiz'e böyle demişler. Sonra da Efendimiz, yok bir terlik yok size vermek için. 40 bin kişi donanmış zaten.
Daha gerisine bir terlik yok. Kur'an ne buyurur? Tevellev ve a'yunuhum tefidu minet dem'i hazenen ella yecdu ma yunfikun. Tevbe suresinde. Onlar peygamberin önünden ayrıldılar. Gözlerinden de yaşlar boşalıyor. Bir terlik bulamadık Resulullah'la gitmek için. Ebu Bekir'in cebinde 1 lira olsaydı o adamlar terliksizlikten ağlar mıydılar? Ebu Bekir zengin ya ilk günlerde 5-10 kuruşu vardı. Ama Allah gördü ki Ebu Bekir 100 defa Karun kadar zengin olsa kuruş gene olmayacaktı cebinde. Bir daha vermeye gerek kalmadı zaten. Çünkü Allah verdiklerini saymadı. Vermek istediklerini saydı Ebu Bekir'in. Kainat Ebu Bekir'in elinde altın olarak olsaydı, Efendimizin ayaklarına paspas yapacaktı onu. Aynı duyguya ben de sahip olabilirim. Bu zamanın Ebu Bekir'i olmanın hiçbir engeli yoktur. O zamanın Ebu Bekir'i de bugüne uymaz zaten. Aynı imanla gelse Ebu Bekir, elbette bugün de gene bilgisayara karşı yapacağını yapar, o merak etme sen. Ama oradan şablonunu alıp geldiğinde buranın Ebu Bekir'i değil o. Radıyallahu anhu. Bundan görünüyor ki arkadaşlar. Bir, kendimizi Ebu Bekir olamaz kabul etmek büyük bir şeytan tuzağıdır. İki, benim karım Hatice olamaz lan. Bizimki nerede cadaloz Müslüman olsun ki yeter lan. Başını örtü. Yazıklar olsun. Bana Hamza'nın ciğerini sök getir, sana istediğini vereyim diyen kadın, sahabi olarak ölmedi mi arkadaşlar? Kimin karısı Hamza'nın ciğerinden kebap yapacak kadar katil bir kadındır? Kimin karısı öyledir? Kızın hafız olması olarak anlıyorsam Müslümanlığı, kolay kolay hiçbir kadın Ayşe'den başka hafız değildi zaten. Tutturdu Müslümanlar, hafız kız hafız. Ne yapacaksın hafız kızı? Turşu mu yapacaksın hafızını? Ömrünün 1/3'ünde Kur'an'a tutamayacak bu zaten. Doğumu, gebeliği, hamileliği derken ömrünün 2/3'ünde tutamayacak. Ne yapacak hafızı ya? Ben Asiye'yim desin, hafız da olmaz. Hani Asiye'nin dediğinde de biraz önceki kızım gibi çıksın desin ki Allah benden Asiye'lik istesin, göstereceğim ona. Desin yeter, başka bir şeye gerek yok ki. Ayağa öpülecek kız bu. Ayağa öpülecek kadın. Kendimizi Ebu Bekir olamaz, kızımızı da Asiye Meryem olamaz, hanımımızı Hatice olamaz. Biz zaten zamanında nasipsiz evlendik. Sanki ashab-ı kirama özel cennetten kız getirttilerdi. Müşrik karılardan doğdular, müşrik karılarla evlendiler. Resulullah'ın önüne sallallahu aleyhi ve sellem ailece mücahit olarak oturttular ama. Tabi başkasının kızına kaval çalmak kolay oluyor, kendi kızını eğitmek zor tabi. Şimdi birisi bana dedi ki, biraz hafifleteyim tempoyu. Hocam dedi, sen kendi kızınla oturup dedi böyle din konularını rahat konuşabiliyor musun dedi. Niye dedim konuşamayacağım. Ya insan kızıyla rahat konuşamaz dedi. Pijamayla oturma kızının önüne dedim. Normal kıyafetinle otur utanmamak için. Bu nasıl bir Müslümanlık anlayıştır ki kendi kızınla konuşmaya utanıyorsun? Ulan sen karınla da konuşamazsın, kızından daha akıllı. Sen hiç konuşma o zaman. Sen gem vurulmuş Müslümansın. Dünyadayken şeytan sana gem vurmuş, konuşturtmuyor seni. Edebi de numara yapıyor. Kızıyla oturup hasret gideremeyen, kızıyla oturup asiyelik konularına konuşamayan Müslüman, psikiyatrik tedaviye gitmelidir. Kendi kızıyla konuşamayan kimle konuşabilir bu dünyada? Mübarek öyle bir feyiz bereketi var ki sadece yabancılarla konuşabiliyor. Bu şeytan tuzağı. Kardeşler, bu toplantımız inşallah mübarek olur. Burada peygamber görülür mü bugün, görülmez mi bilmiyorum. Henüz görmedim de. İnşallah mübarek olur. Mübarektir diyemiyorum. Büyük bir iddia çünkü. Kendi ihlasım ve samimiyetime garantim yok. Sizlere bir şey diyemem ama kendimi iyi tanıyorum. Mübarektir burası diyemiyorum.
Belki ben buranın mübarekliğine engelim. Belki içimizde kötü niyeti olan birisi buranın mübarekliğine engeldir. Ama her halükarda inşallah burası mübarek bir toplantı olur diye Rabbime dua ediyorum. Bu toplantımızda 3 şeyi vurguladım arkadaşlar. İnşallah Rabbimiz ömür verir. 100 kere daha böyle toplantılar yaparız. O toplantılarımız yetmez de statlarda yaparız inşallah. İnşallah. Ama kalabalık peşinde değiliz tabii. Yani gerekti öyle bir yerde olur. Bu toplantımızda o yüz binlere hitap ettiğimiz, yüz binlerle toplantı yapacağımız günde inşallah 3 çizgiyi bozmayacağız. İslam'ı bütün olarak alacağız. Bütün İslam istiyoruz. İslam'ın masasından bir şey düşüremem ben. Yahudinin hatırı kırılacak diye cihadı konuşmazlık yapamam. Filancalar rahatsız olur diye filanca konuyu erteleyemem. Öyle olamaz. Resulullah ne konuştuysa ben onu konuşurum. Ebu Hanife ne anlattıysa ben de onu anlatırım. Başka bir şey. Bunu koruyamayız. Aksi takdirde hıyanet etmiş olurum. En büyük örneklerden birini de vereyim. Eğer namazla kardeşlik, Kur'an'ın aynı konusu oldukları halde, benim için aynı değeri ifade etmiyorsa, Müslümanlığımı, hocalığımı, cemaatliğimi, okumuşluğumu bir daha oturup düşünmem lazım. İkinci olarak da dedik ki, bir gün ben yanlış fetvalar verebilirim ama affedilebilir bir hatadır bu. İmam-ı Azam bile böyle demiştim, bundan vazgeçtim, yanlış dedim bunu demiş. Canlar kurban olsun sana Ebu Hanife be. Ebu Hanife'nin talebesinin talebesidir İmam Şafii. Bağdat'ta onun yanında, İmam Muhammed'in yanında, Ebu Yusuf'un yanında kaldı. Onlardan etkilendi. Fetvalar verdi. Sonra Mısır'a döndü. Zaten 55 yaşında öldü toplam. Son 10 senesinde Mısır'da, Bağdat'ta söylediği sözlerin %70'inden geri geldi en az. Yanları yanlış söyledim ben dedi. Akademik ünvanına zarar verilir falan böyle bir derdi olmadı. Dert Allah olunca ne ala hataysa hataya. Ama bir gün aşılamaz adam, her yanlışı bile bereket olan bir adam olduğumu hissettiğim halde emekli olup bir kenara çekilmiyorsam, Allah ve peygamber gibi ben de seviliyorsam sağlığımda, ben o zaman bile bile hıyanet ediyorum demektir. Bunu yapanlar da haindirler. Kendileri de cehenneme girecek iş yapıyorlar. Beni de bantlayıp cehenneme götürüyorlar. İnşallah bunu yapmayacağız, yapamayacağız. Üçüncü olarak da dedik ki kardeşler, ben kendimi, en hakiriniz de olsam, kendimi bu zamanın Ebu Bekir olarak görüyorum. Allah beni onun tırnağında çöp bile yapmaz, onu da biliyorum. İsteyenin bir yüzü. Ben istiyorum. Böyle olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Herhangi birimizin Abdurrahman İbni Avf olmasına bir engel yok ki. Herhangi birimizin vallahi 5 kuruş yok bende, bari vakfı süpüreyim demesine bir engel yok ki. Öyle yapıp peygamberin gönlünü kazanan sahabi de vardı. Hiçbir şey yapamasan mescit süpürürsün. Hepimizin muhakkak yapacağı iş var ve hepimizi her dakika Allah Musab, Halid bir şey olarak görmek istiyor. Defalarca örnek verdim, tekrar zikretmem gerekiyor. Sahabi bakmış ki biri buğday getiriyor sadaka. Biri para getiriyor. Biri 2 elbisesi var, birisini getirmiş. Almış elini düşünmüş. Yok ki bir şey, ne vereyim? 2. elbisem yok, onu versem. Herkes sadaka veriyor, ben ortada kaldım. Gelmiş ya Resulallah demiş. Herkes bir şey veriyor, ben de verecek bir şey yok. Kim bana sataştıysa sadaka olarak ben de ona hakkımı helal ettim demiş. Herkese bir kapı açmış Allah. İslam kardeşim, İslam. Çift Z dini değil. Herkesin dini elhamdülillah. Fakirsen al sana da Allah'ın açtığı kapı işte. Sadece zenginlere rahmet ulufeleri dağıtan, fakirlere de siz de deri toplarsınız kurbanda
diyen din İslam dini değildir. 5 senede bir oy ver, gerisine karışma denen din de değildir bizdeki. Herkes her dakika Ebu Bekir heyecanıyla yaşamak zorundadır. Ne biliyorsun Allah'ın bana onu yazdığını? Bilsem zaten konuşmazdım böyle. Ben böyle yaşamak istiyorum. Ölürken melekler bu adamın derdi neydi diye merak ettiklerinde derdimin Ebu Bekir olmak olduğunu görsünler. Tutar tutmaz ya nasip. Kardeşler, hepinize reisimiz adına, hocalarımız adına tekrar tekrar ben teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizim için moral oldu.